Resulullah'ın haram kılması da Allahu Teala'nın haram kılması gibidir. İmam Şafi rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini dinlemeye, ezberlemeye ve başkalarını anlatmaya teşvik etmesi, sünnetin dinde delil oluşturmasını vurgulamaktan başka bir şey değildir. Zira hadisler, tutulması gereken helalleri kaçınılması gereken haramları tatbik edilecek hadlerin yani cezaların kimlere uygulanacağını, alınacak veya verilecek bir malın düzenlenmesini içermekte ve ahiretle dünya için öğütler vermektedir. İmam Beyhaki rahmetullahi aleyh, Ebu Rafi rahmetullahi aleyhten nakletti ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden herhangi birisine koltuğuna yaslanmış bir şekildeyken, benim emretmiş olduğum veya nehyetmiş olduğum bir hadisim getirildiğinde, bilmiyorum. Bir onu Allah'ın kitabında bulamadık ki tabi olalım, der bir vaziyette rastlamayayım. İmam Beyhaki, rahmetullahi aleyh nakletti. Miktam dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hayber günü bazı şeyleri haram kıldı. Onlar, ehli eşek, ve diğer bazı şeylerdir. Sonra Resulullah buyurdu ki: Korkarım ki, koltuğuna yaslanmış, rahat bir şekilde oturan bir adama benim bir hadisim nakledilir de, o kişinin benimle sizin aranızda Allah'ın kitabı vardır. Biz ancak ondan helal bulduğumuzu helal kabul ederiz diyeceği zaman yaklaşmıştır. Dikkat edin. Resulullah'ın haram kılması da Allahu Teala'nın haram kılması gibidir. Beyhaki dedi ki: "Bu hadis, Resulullah'tan sonra hadisleri kabul etmeyen, inkar eden kişilerin olacağını haber vermektedir. Bu haberin doğruluğu şu zamanda gerçekleşmiştir." İmam Suyuti, Akide'de Sünnetin Yeri, sayfa 14-16. 19 Mayıs Mevlana takvimi